Herkese merhaba arkadaşlar. Amerika'da biliyorsunuz 12 tane iltica ofisi bulunmakta şu anda. Peki bu iltica ofislerinden hangisi ya da hangileri en iyi iltica ofisleri? İşte bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Amerika'da 12 farklı iltica ofisi var. Bu arada bu eskiden 8 taneydi. Covid zamanında 12'ye çıktı. Örneğin Florida'da sadece Miami iltica ofisi varken şu anda hem Miami var hem de Tampa'da yeni bir iltica ofisi açıldı. Peki bu 12 iltica ofisinde işlemler aynı mı, yoksa hangisi daha iyi, onay yüzdesi hangisi daha yüksek? Ben iltica başvurusu yapıyor olsam bugün hangi iltica ofisinde başvurumu yaparım? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi 12 iltica ofisinde arkadaşlar iltica başvurusu prosedür olarak aslında aynı. Çünkü biliyorsunuz iltica başvuruları federal hukuk altında ve Amerika'nın her yerinde aynı şekilde ilerliyor. O yüzden zaten biz de ofis olarak, ben avukat olarak Amerika'nın her yerinde bütün müvekkillerimizle onların dosyalarında temsil yapabiliyorum. Dediğim gibi federal hukuk olduğu için eyalet bazlı değil. O yüzden bizim New York'ta da müvekkilimiz var, New Jersey'de var, Florida'da var, Texas'ta var, Kaliforniya'da var. Amerika'nın birçok eyaletinde müvekkilimiz mevcut ve temsil yapabiliyoruz. Federal hukuk olduğu için bunu söyleyeyim, çünkü bu soru da çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Peki hangi iltica ofisi sizin iltica ofisiniz olacak? Bu neye göre belirleniyor? Siz iltica ofisinizi seçebiliyor musunuz? Bunlardan bahsedeyim biraz sizlere. Bu arada bu anlattıklarım Amerika'ya vize ile giriş yaptıktan sonrası için geçerli arkadaşlar. Sınırda yapılan iltica başvuruları biliyorsunuz farklı bir sistemde oluyor. Bu Amerika içerisinde yapılan iltica başvuruları hakkında, yani iltica ofislerinde yapılan iltica başvurularından bahsediyorum. Şimdi Amerika'ya geldiniz, siz nerede yaşıyorsanız, sizin posta kodunuz var. O posta kodunuza bakmada yetkili olan iltica ofisi sizin iltica ofisiniz oluyor ve sizin başvurunuz o iltica ofisinde inceleniyor, görülüyor arkadaşlar. Siz iltica ofisi seçemiyorsunuz. Yani örnek vereyim, Florida'da yaşarken San Francisco iltica ofisine başvuru yapamazsanız, siz nerede yaşıyorsanız o alana bakan iltica ofisi sizin dosyanızda yetkili. Ben peki San Francisco'dan adres gösterebilir miyim diyor birçok kişi. Bunu asla tavsiye etmiyorum, çünkü iltica başvurularında doğruyu söylemek çok önemli arkadaşlar. En ufak bir yerde sizin doğruyu söylemediğinizi anlarsa iltica memuru, dosyanızı reddetme hakkına sahip. O yüzden adres gösterme şeklinde yapmanızı tavsiye etmem. Ancak bir kişinin, tabii ki Amerika'ya yeni geldiniz, kalıcı bir yeriniz olamayabilir. Bu çok normal. Birden fazla yerde yaşıyor olabilirsiniz. Florida'da akrabanız vardır, Texas'ta akrabanız vardır ve aynı zamanda San Francisco civarında akrabanız vardır mesela. Ve siz çoğunlukla San Francisco o körfez bölgesinde zaman geçiriyorsanız eğer, oradaki adresinizi tabii ki kullanabilirsiniz. Başvuruyu yaptıktan sonra size bir parmak izi randevusu gelecek. O parmak izi randevusuna gitmeniz gerekecek. O da siz başvuruyu nerede yaptıysanız eğer, o alandaki parmak izi bürosuna gidiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi iltica ofislerini karşılaştırırsak şöyle bir durum var. Amerika'da onaylama yüzdesi en yüksek olan iltica ofisi San Francisco iltica ofisi. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Onay yüzdesi %60 ile %75 arasında değişiyor. Bu çok büyük bir onay yüzdesi. Şöyle söyleyeyim, New York ya da Boston iltica ofislerinin onay yüzdesi %10, %11 civarında. Yani San Francisco iltica ofisinde iltica başvurusu yaparsanız başvurunuzun onaylanma şansı 6-7 kat artıyor arkadaşlar. New York ve Boston iltica ofislerini maalesef tavsiye etmiyorum. Birçok, Türkiye'den gelen çok fazla kişi tabii ki New York'ta yaşıyor. Çok farklı sebeplerden dolayı.
Ancak New York iltica ofisi gerçekten zor bir iltica ofisi. Boston iltica ofisi hiç tavsiye etmediğim bir iltica ofisi. Peki San Francisco dışında başka onay yüzdesi yüksek olan bir iltica ofisi var mı derseniz, evet, New Jersey iltica ofisi San Francisco'dan sonra ikinci en iyi onay yüzdesi yüksek iltica ofisi. Benim ve tabii ki meslektaşlarımın, birçok meslektaşımın deneyimlerine göre San Francisco ve New Jersey iltica ofislerinde müvekkillerimiz de çok daha güzel deneyimler geçiriyorlar ve onay yüzdeleri de tabii ki çok daha yüksek oluyor. Aralardaki peki fark ne? New Jersey iltica ofisi hızlı bir şekilde görüşmeye alıyor yeni yapılan başvuruları. Genelde 5 ay ile 9 ay arasında görüşme tarihiniz gelebiliyor New Jersey'de. Bu genelleme yalnız arkadaşlar. Her dosyada böyle değil. Ama %75, %80 görüşmeye alınıyor. Gerisi beklemeye giriyor. San Francisco iltica ofisinde şu anda maalesef bir yavaşlama söz konusu. Yeni yapılan başvuruların sadece %25'i görüşmeye alınabiliyor. Eskiden %40 diyordum mesela, eski videolarımı izleyenler hatırlar. Şu anda %25'e düştü bu sayı. Ancak San Francisco iltica ofisinde de kararlar çok daha hızlı çıkabiliyor New Jersey iltica ofisine göre. Arada da böyle farklar var arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi bunlar genel ifadeler. San Francisco iltica ofisinde de aylarca kararı çıkmayan dosyalar olabiliyor. Bu çok normal. Sizden kaynaklanmıyor olabilir bu. İltica memuru izne ayrılmış olabiliyor ve o dosya maalesef beklemeye kalıyor. Çünkü iltica memuru bir karar verecek, sonra onun süpervizörü bakacak o dosyaya ve bu şekilde zaman geçiyor arkadaşlar. O yüzden dosyanız beklemedeyse, görüşmeden sonra karar çıkmıyorsa panik yapmayın. Dosyanızı takip etme imkanınız her zaman var. İltica ofisinizi hangi iltica ofisindeyse sizin dosyanız, arayabilirsiniz iltica ofislerini. Hepsinin telefonlarını uscis.gov adresinde asylum şeklinde aratırsanız bulabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi onay yüzdeleri bu şekilde, kararların açıklanması bu şekilde. Peki diğer iltica ofislerinde nasıl oluyor? Hemen hızlıca örnekler vereyim. Florida olsun, Houston olsun arkadaşlar, burada kararlar çok geç çıkıyor. Hatta benim Temmuz 2020'den beklemede olan bir dosya var. Görüşmeye girdik ve karar hala çıkmadı. Maalesef beklemede. O dosya, hatta bunun hakkında YouTube kanalımda bir detaylı olarak bilgiler verdiğim bir video da var arkadaşlar. O dosya San Francisco'da olsaydı 2,5-3 saate bitmişti ki görüşmesi 7 saat sürdü. Ve kararı 15-20 günde bence açıklanmıştı. Maalesef Houston iltica ofisi bu şekilde. Peki iltica başvurum devam ederken taşınabiliyor muyum? Taşınırsam ne oluyor diye soruyorsunuz. Arkadaşlar diyelim ki Florida'da yaşıyorsunuz, iltica başvurusu yaptınız. Miami iltica ofisi sizin iltica ofisiniz oldu diyelim. Başvurunuz beklemede, daha görüşmeye girmediniz. Bu arada taşınmanız gerekti. Diyelim ki San Francisco'ya taşındınız. Taşındığınız zaman iltica ofisine adres değişikliği yapıyoruz ve dosyanızı taşıma dilekçesinde bulunuyoruz. Dosyanız Miami iltica ofisinden San Francisco iltica ofisine taşınıyor. Görüşmeye girmediğiniz için henüz, dosyanız beklemede olduğu için San Francisco iltica ofisinde görüşmeye gireceksiniz ki bu zaten tavsiye ettiğimiz bir şey. Eyaletler arasında dediğim gibi taşınırsanız taşınmakta serbestsiniz. Amerika'nın her yerinde yaşayabilirsiniz iltica başvurunuz devam ederken. Ancak İltica ofisiniz değişirse eğer, bu değişik adres bildirimi yapmak zorundasınız zaten iltica ofisinize. Eğer farklı bir iltica ofisinin alanına giriyorsa yeni yaşadığınız yer, o zaman iltica, sizin dosyanız bir ofisten diğerine taşınıyor. Dediğim gibi taşınmakta serbestsiniz. Bunu iltica ofisine bildirmek zorundasınız. Farklı alana giriyorsa da dosyanız taşınıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi San Francisco ve New Jersey iltica ofisleri çok iyi iltica ofisleri, açıkça söylemem gerekirse. Bunun sebebi nedir peki? Neden böyle? Benim düşünceme göre şu şekilde arkadaşlar. Örneğin San Francisco ile Houston'ı karşılaştıralım. Houston, Texas'ta, Texas Cumhuriyetçi kırmızı bir eyalet biliyorsunuz. Daha göçmen yanlısı olmayan
kişilerin ve partinin eyaleti, daha açık görüşlü olmayan, daha beyaz Amerikalıların yaşadığı ve o görüşte olan kişilerin yaşadığı bir eyalet. Tabii kim iltica memuru oluyor? O kişiler iltica memuru oluyor. Kararı kimler veriyor? O kişiler kararı veriyor. Peki San Francisco'da iltica memurları kim? San Francisco bölgesinde yaşayanlar, liberaller, göçmen yanlıları, LGBT yanlıları, azınlık yanlıları. Kim iltica memuru oluyor? İşte onlar iltica memuru oluyor ve kararı da onlar veriyor. Arada böyle farklar var. Peki kazanan ofis hangisi? Arkadaşlar, ben bugün şu anda iltica başvurusu yapıyor olsam San Francisco iltica ofisi dışında hiçbir ofiste iltica başvurusu yapmam. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Bir kere iltica başvurusu yapma hakkınız var iltica ofislerinde. Ve bunu onay yüzdesi en yüksek iltica ofisinde yapmakta çok büyük fayda var tabii ki. Dediğim gibi ben bugün iltica başvurusu yapıyor olsam San Francisco dışında iltica başvurusu yapmam. İltica başvurumu San Francisco ofisinin dışında başka bir ofiste yapmam, öyle söyleyeyim. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu demek değil ki San Francisco'da iltica başvurusu yaparsanız %100 onaylanacak veya başka yerde iltica başvurusu yaparsanız onaylanmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz sizin hayatınızı zaten iltica hukukuna, formülüne uygun şekilde iltica ofisine sunuyoruz. Siz nerede olursanız olun. O yüzden eğer San Francisco alanından taşınamıyorsanız, ki birçok sebebi olabilir taşınamamanızın, sorun değil. Diğer iltica ofislerinde de dediğim gibi onaylanma şansı var. San Francisco'ya taşınınca %100 onaylanacak diye bir durum söz konusu değil. Bunu da belirtmek istedim. Kaliforniya'da bu arada iki tane iltica ofisi var. Bunları karıştırmayın lütfen. Kaliforniya'nın neresinde yaşarsanız San Francisco'ya girmiyor. Güney Kaliforniya, yani Los Angeles, San Diego, buralar Güney Kaliforniya'daki iltica ofisinin alanına giriyor. Onun da onay yüzdesi çok yüksek değil. Kuzey Kaliforniya, Seattle, bu alanlar, Portland, Alaska bile San Francisco iltica ofisinin alanına giriyor. Ve San Francisco iltica memurları sizin dosyanızı inceliyorlar. Evet arkadaşlar, iltica ofislerini karşılaştırın demiştiniz. Amerika'nın en iyi iltica ofisi bence San Francisco iltica ofisi. Eğer yapabiliyorsanız San Francisco bölgesine yerleşip iltica başvurusunu burada yapmanızda çok büyük fayda var. Amerika içindeyseniz. Ve illa San Francisco şehrinde yaşamanıza da gerek yok. San Francisco iltica ofisinin alanı, Kaliforniya'da Bakersfield denen bir şehir vardır. Onun kuzeyinden itibaren bütün alana San Francisco iltica ofisi bakıyor. O yüzden biliyorum San Francisco çok pahalı bir yer. Ancak dediğim gibi illa San Francisco'da yaşamanıza gerek yok. Reno, Nevada'da bir şehirdir. Ve oraya bile San Francisco iltica ofisi bakar. Çok da ucuz orada yaşaması. Evet arkadaşlar, umarım bu sorunuzu da yanıtlamış oldum ve bu videomdaki bilgiler biraz da olsa hangi ofis ya da ofisler arasında neler oluyor bunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Ben Instagram'ımdan bu arada günlük videolar paylaşıyorum. Günlük bilgiler vermeye çalışıyorum size. Instagram adresim okan.sengül. Oradan beni takip edebilirseniz çok mutlu olurum. Ve eğer kanala abone olursanız da ben sürekli yeni video paylaşıyorum. Bazen çarşamba günleri, bazen perşembe günleri, genelde pazar günleri. Bazen haftada bir, bazen haftada iki şeklinde. Ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Eğer kanala abone olursanız, bir de zili aktive ederseniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.